Türkizade ailesi Uşak'tan gelen bir ailedir ama Uşak'tayken ünvanları Helvacızade'dir. Halen bu soyadla bir aile Uşak'ta yaşamaktadır. Uşak'tan gelen bu ailenin çocuğu Muammer Bey tek çocuktur. Muammer Bey'e babası der ki çok çocuk sahibi ol. Muammer Bey ilk çocuğunu 1899 yılında Latife Hanım olarak kucağına alır ve sırayla Ömer Bey, İsmail Bey, Munçi Bey 3 oğlan, Vecihe Hanım, Rukiye Hanım ve Latife Hanım 6 tane çocuk sahibi olur. Toplam 10 çocuktur. 4'ü yaşamaz. O 4'ünün mezarları dedeleriyle birlikte Emir Sultan'dadır. İzmir'in önemli mezarlığında. Latife Hanım ilkokulu Göztepe'deki köşkün bahçesindeki bugün olmayan camlı köşkte yabancı öğretmenlerle bitirir. Ve orta lise için İstanbul'a gider. Arnavutköy Amerikan Koleji'nde 6-7 yıllık eğitim alarak orta öğretim bitirir. Halis Siyah'dan da edebiyat dersleri almıştır ki akrabasıdır Halis Siyah Uşaklıgil. Ve Haldedip Adıvar'dan da ders almıştır kolejde. Madame Grosser dan piyano dersleri de almıştır bu arada. Fransızca, İspanyolca, İngilizce, Almanca öğrenen Latife Hanım İngiltere'de Tudor Kolej'de eğitimle başlar. Spor ve müzik ağırlıklıdır. Çok hoşlanmıştır o üniversiteden ama bir gün Paris'e gider. Paris'e gittiğinde Sorbonne Üniversitesi'nde okumaya karar verir. Ailede uygun görür. 3 yıl okur. Ve o arada piyanoyu o kadar geliştirmiştir ki Paris'te konser vermek teklifi alır. Latife Hanım babası izin vermez. Mecmualardan Mustafa Kemal'i tanır. Kurtuluş Harbi'ni takip eder. Sakarya Harbi sırasında baba bana izin ver, anne bana izin ver. Mustafa Kemal'i karşılayacağım diyerek İzmir'e gelir. Bu köşte Mustafa Kemal'i bekler. Bir yıl bekler. Ve 13 Eylül günü Mustafa Kemal kendisine emniyetli bir yer araması üzerine gelir. Bu köşte Latife Hanım'ın misafir olur. Bakar ki Latife Hanım anneannesiyle yalnızdır bu köşte. Hiçbir şey söylemeden şu andaki Atatürk Müzesi olan Naim Palace gündüz karargahıdır. Oraya gider ve orada çalışırken öğleden sonra İzmir yanmaya başlar. İzmir'in 1/3'ü yanar. Çok büyük bir yangındır. Ve ertesi gün Karşıyaka'daki konağına gidecek durum yoktur. Her yer yangın yeridir. Mustafa Kemal 13 Eylül'de gelip kalıp kalmayacağını söylemediği Uşakizade Köşkü'ne 14 Eylül sabahı gelir ve 16 gün kalır. Latife Hanım karargah komutanıdır. Latife Hanım 4 dil bildiği için tercümandır. Ve buradan, bu balkondan İzmir yangınını seyrederler. Ve İzmir yangınını seyrederken Mustafa Kemal Latife Hanım'a sorar. Mülkünüz var mıydı o yangın mıntıkasında? Yansın, bitsin fark etmez. Siz geldiniz ya, yeniden yaparız der. Mustafa Kemal der ki evet, yeniden yaparız. Vatan kurtuldu ya şeklinde bir sözü olur. Ve Mustafa Kemal Ankara'ya döner. Zübeyde Hanım Latife Hanım'la tanışmak üzere Karşıyaka'ya gelir. 28 gün yaşar. 14 Ocak 1923 günü vefat eder. Mustafa Kemal annesinin mezarına gelir ve orada çok ağır bir konuşma yapar. Benim annem benim yüzümden felç geçirdi der. Ve buraya gelir. 27 Ocak'tır. Latife Hanım'a der ki bu gece evleneceğim. Aynı gün babasıyla tanışmıştır Muammer Bey'le. Bu gece kızınla evleneceğim diyerek ona nikahı açıklar. 29 Ocak günü bu köşkte nikah kıyılacaktır. Bir kere arkadaşları karşı baş odada Mustafa Kemal'in kullandığı odada oturmaktadır. Nikahtan habersiz. Bu oda, oturduğumuz odada Latife Hanım sülalesinin dolu nikahtan haberli. İçeriye Rahmetullah Efendi ki basmanede konağı vardır yaşar. İzmir müftüsü girdiğinde herkes anlar ki nikaha gelmişler. Nikah şöyle cereyan eder. Salih Bozok ve Vali Abdülhalik Rende Latife Hanım'ın şahidi olur. Fevzi Çakmak Kazım Karabekir, Mustafa Kemal'in şahidi olur. Nikahın kıyıldığı
bugünkü yemek odasıdır. Büyükçe bir masa vardır. Ama Mustafa Kemal bir nikahı gerçekleştirir. Normalinde dini nikahta kadın bulunmaz, gelin bulunmaz. Mustafa Kemal Latife Hanım'ı buyurun masaya der ve Türkiye'de ilk defa bir kadın gelin masaya oturmuş olur. Ve hoca başlık parasını sorar. Mustafa Kemal 10 dirhem gümüşler. Bugünkü parayla 150-200 liralık bir bedeldir. Mustafa Kemal'in istediği bir şey değildir ama vermek zorundadır. 3 yıl sonra çıkacak medeni kanunda bu nikah şekli 4 şahit değil 2 şahit olarak uygulanır. Mustafa Kemal ve Latife Hanım nikahtan 4 gün sonra İktisat Kongresi'nin yapıldığı binada 2000-3000 kadının toplandığı gayri resmi kadınlar kongresini yapar ve kadın haklarını görüşür, anlatır, eşini tanıştırır ve Vasıf Çınar Milli Eğitim Müdürü'dür, o not tutar, Latife Hanım not tutar. Latife Hanım, Türk kadının örneklerinden biri olduğu öncü bir kadın olarak Mustafa Kemal'in yanında hep bulundu. Latife Hanım'ın yorgunluğu, Mustafa Kemal'in seyahatlerinde ona ayak uyduramamak, 8000 kilometrelik bir güzergahta 53 gün deniz ve karadan, Bandırma'dan, Bursa'dan binip Trabzon'a kadar gemiyle gitmek, Hamidiye Kruvizörlüğü'yle gidip, dönüp Samsun'dan Anadolu'ya, Erzurum, Kars'a kadar deprem bölgesine gidip gezmek bir kadının kaldıracağı bir yük değildir. Latife Hanım oralarda sıkıntı yaşamıştır. İki defa Akdeniz'e gezisi vardır. Örnek Türk kadın olarak hep bulunmuştur. ...5 Ağustos 1925 günü boşanırlar. Latife Hanım İzmir'e gelir ve direkt yurt dışına çıkar. Çekoslovakya'nın Tatra kentinde sağlık kontrolünden geçer. Bu süreç 3 yıldır. Ciğerlerinde sorun vardır. Dinlenir. 1928'de İstanbul'a gelir. Ailenin Ayaspaşa'da eski fotoğrafı elinde 3 katlı bir konakları vardır. Adı Villa Uşşaki'dir. O konakta 1969 yılına kadar Latife Hanım yaşar ve daha sonra ne olur? Harbiye'de, şimdiki Harp Akademi'nin bulunduğu yerin karşısında Safir Apartmanı'nda büyük bir daire satın alınır. Latife Hanım orada yaşar. Balkona çıktığında Mustafa Kemal'in heykelini görür. Latife Hanım burada yaşarken ailesi dışında bir gazeteci Ahmet Niyazi Banoğlu ile görüşmüştür. Bir de bu müzenin sahibi rahmetli Bahattin Tatış'la buranın satın alma aşamasında görüşmüştür. Diğer yaşantısı ailesiyle ama bir inziva değil, alışverişlerini kendisi yapan, tersine kendisi giden bir yaşantıyla ömrünü 1975'te tamamlamıştır. Süreyya Paşa ailesinin sanatoryumudur, orada vefat etmiştir. Büyük bir devlet töreni yapılmıştır ve İstanbul'da defnedilmiştir. Edirne Kapı'daki mezarlığında Latife Hanım soyadı Uşşaki yazar. Uşşaki'yi çok sever. Halbuki elimizde bu köşkün tapusu var. Uşşaklıdır, çiftçe. Uşşaklı, aşıklar kendinden gelmedir. Latife Hanım çok sevdiği Uşşaki'yi kullanmıştır. Anne babası Uşşaklı'yı kullanmıştır. Uşşaki de şeddeli bir soyadı gibi görünür. Ama gerçek soyadı dediğim gibi Latife Uşşaklı'dır. Nur içinde yatsın. Atamızın bize emanetidir. Atamızda 910 gün evli kalmış bir kadını ve ailesini anlattım. Bu imkanı veren bana Konak Belediyesi'ne şükranlarımı sunuyorum.